Mağaralarda bulunan resimlerden ve kazılar sonucu elde edilen fosillerden anladığımıza göre, insanlık mağara döneminden beri arıcılıkla ilgilenmiş. Fakat o dönemdeki arıcılık, doğal olarak ağaç kovukları ve kaya oyuklarına yuvalanan arıları öldürüp ballarının toplanmasından ibaretti. Yine değişik belgelerden anlaşıldığına göre, insanoğlu 4 milyon yıldır var olmasına karşılık, ilk bal arılarının 12 milyon yıldan beri var olduğu anlaşılmıştır. Kısaca, arıların geçmişi, insanın geçmişinden daha eskidir. Milattan önce 5000 ila 4000 yıllarında arılar ilk kez toprak kaplar, sepet ve kütük oyukları içine yerleştirildi. Gelişi güzel bal toplama şeklinde değil, bilinçli olarak arıcılığın ilk uygulaması diyebiliriz bunlara. Ancak arıcılığın gerçek anlamda gelişmesi, bilim ve teknolojideki gelişmelere koşut olarak gerçekleşti. Arı biyolojisinde büyük gelişmeler kaydedildi. 1851 yılında Langstroth çerçeveli kovan geliştirildi. Daha sonraları hazır peteğin keşfi, bal süzme makinesinin üretimi, yapay yolla arı üretiminin gerçekleştirilmesi ve ana arılarda yapay dönlenmenin sağlanmasıyla arıcılık hızla gelişti. 17. yüzyıldan başlamak üzere bal arıları gen merkezleri olan Asya, Afrika ve Avrupa'dan Yeni Dünya'ya, Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya taşındı. Günümüzde arıcılık başlı başına tarımsal bir üretim koludur. Tanımlamak gerekirse arıcılık, değişik amaçlar ve en önemlisi kazanç sağlamak için bal arılarını kullanabilme sanatıdır diyebiliriz. Öbür üretim alanlarında olduğu gibi arıcılıkta da amaç, eldeki olanakları en iyi ve en teknik bir şekilde kullanarak amaçlanan hedefe ulaşmaktır. Arıları kullanabilme sanatında arılar, arıcı, flora, doğal bitki örtüsü ve kültür bitkileri en önemli öğelerdir. Bal arılarını kullanarak bal, bal mumu, arı sütü, polen, propolis ve arı zehiri gibi ürünler elde ederiz. Fakat arıların doğadaki en önemli görevleri çiçeklerin döllenmesine olan katkılarıdır. Ayrıca arıcılık, topraksız köylüye gelir sağlama, bitkisel üretimin miktar ve kalite olarak artırılmasında en önemli tarımsal etkinliktir. Ülkemiz arıcılık için çok uygun koşullara sahip bulunuyor. Arıcılık için bir tarlaya veya büyük oranlarda sabit yatırıma ihtiyaç duyulmaması, arıcılığın gelişmesinde rol oynar. Ayrıca bay, bayan, hatta öğretmen, teknisyen, imam ve benzeri kamu görevlileri tarafından çalışma saatleri dışında yapılabilmesi, kovan sayımızın ve bal üretimimizin artmasına neden olmuştur. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 1999 yılı rakamlarına göre Türkiye yaklaşık 4 milyon kovan varlığı ve 60 bin ton bal üretimiyle dünyanın en önemli bal üretici ülkeleri arasındadır. Ancak ülkemizin genelinde kovan başına yıllık ortalama bal üretimi 17 ila 18 kilogramdır. Bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Önde gelen bal üretici ülkelerde ortalama bal üretimi kovan başına bu rakamın iki katıdır. Ülkemizde teknik arıcılığın gelişimi 1940'lardan başlayarak kontrolü ve bakımı daha zor olan eski tip kovanların modern kovanlara dönüştürülmesiyle sınırlı kalmış vaziyette. Gerçi son yıllarda genç, kaliteli ana arı kullanımı arıcılar arasında gittikçe yaygınlaşıyor. Ama yine de bilinçli olarak ana arı seçimi ve değişimi yeterli sayılamaz. Bugünkü haliyle bile arıcılığın ülke ekonomisine büyük katkıları var. Teknik arıcılığın esasları uygulanarak ülkemizde arılardan çok yönlü gelir elde edilebiliyor. Bal, bal mumu, arı sütü, çiçek tozu yani polen,
ana arı, oğul, propolis, arı zehri üretimi ve çiçeklerin döllenmesi hizmetlerinden kazanç sağlanır. İlkbahar ve yaz aylarında pek çok değişik bitkiler tarafından salgılanan nektar çok kez değerlendirilmeden ziyan olup gidiyor. Arılar, arıcılık için her türlü olanağın bulunduğu ülkemizde akıp giden bu bal özünü yani nektarı bala dönüştürerek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Arıların diğer katkısı doğrudan göremediğimiz gizli bir katkı yoluyla olur. Bu gizli katkı bugün pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika'da çok iyi biliniyor. Arılar bu amaçla kullanılarak ülke ekonomisi, bitkisel üretim yapan üreticiler ve arıcılar kazanç sağlamaktadır. Arıların sağladığı gizli katkı, çiçeklerdeki dişi organın erkek organ hücreleri olan polende döllenmesi anlamına gelen tozlaşmadır. Dişi organın polenle döllenmesi sonucu meyve ya da tohum oluşur. Hemen hemen bitkilerin tümünde meyve ve tohum oluşumu için mutlaka tozlaşma gereklidir. Tozlaşmada başka bir deyişle polen taneciklerinin dişi organa taşınmasında rüzgar, yer çekimi, yağmur, titreşim, kuşlar, memeli hayvanlar ve böcekler önemli rol oynarlar. Bal arıları ise pek çok bitkide tozlaşmayı sağlayan en etkili böcekleri oluştururlar. Bugün Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde arıcılar yıllık gelirlerinin yaklaşık yarısını arılarını tozlaşma hizmeti için bitkisel üretim yapan üreticilere kiraya vererek elde ediyorlar. Kiralanan bu arılar bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde tozlaşma hizmeti görüyorlar. Yine pek çok Avrupa ülkesinde bal arıları bal üretiminden önce tozlaşma hizmeti için kullanılıyor. Anlaşılacağı üzere bu ülkelerde bal üretimi yan bir hizmet gibi görülüyor. Konuya bu yönüyle bakarsak arıcılık seralarda ya da açık alanlarda meyve, sebze ve tohum üretimi yapan tarımsal işletmeler için çok büyük önem taşıyor. Çünkü daha fazla ve kaliteli ürün alabilmenin yolu çiçeklenme döneminde bu bitkilerde döllenmenin yeteri kadar gerçekleştirilmesine bağlıdır. Arılar, bitki tozlaşmasındaki rolleriyle daha fazla ve kaliteli ürün elde etmemizi de sağladıklarına göre, ülke ekonomisine katkıları bal üretiminden elde edilen gelirin en az 10 katıdır. Arıcılığın ülke tarımı ve ekonomisi yönünden asıl önemi, tozlaşma ile ilgili işte bu gizli değerden kaynaklanmaktadır. Kısacası, arıcılığın üreticiye olduğu kadar ülke ekonomisine de çok büyük katkıları var. Arıcılık fazla sermaye gerektirmeyip yatırımla birlikte aynı yıl içerisinde gelir getiren bir üretim kolu. Ancak unutmayalım ki arıcılıkta başarılı olabilmemiz için uygun arıcılık malzemeleri, uygun arı ırkları, mevsim bakımları, ana arı üretimi, flora takibi ve arı hastalık ve zararlıları gibi teknik arıcılığın esaslarını bilmek gerekiyor.